Çok değerli İreş Başkanlarım, sevgili yoldaşlarım, hepinizi yürekten selamlıyorum. Seçimler ve sonrası ile ilgili değerlendirme toplantılarımız devam ediyor. Zorlu bir dönemi geride bıraktık. Bu dönemi bütün boyutlarıyla ele almak, tartışmak ve bundan gerekli sonuçları çıkarmak için her düzeyde tartışmaları sürdürüyoruz, devam ettireceğiz. Bu toplantılar, evet dediğim gibi devam edecek, halk buluşmalarıyla yine sürecek ve sonunda konferans, kongre sürecine girmiş olduğumuz da belli. Konferans, kongre sürecinde de bu tartışmalardan çıkardığımız sonuçların gereklerini yerine getireceğiz. Değerli arkadaşlarım, yaptığımız toplantılarda ve açıklamalarda seçimlerden beklediğimiz sonuçları alamadığımızı açık yüreklilikle ortaya koyduk. Evet, hedeflerimiz vardı, bu hedeflerimize ulaşamadık. Bu açıdan sorgulanması gereken pek çok mesele var. Bu süreci iki boyutuyla ele almak daha sağlıklı bir değerlendirme için gereklidir. Öncelikle adaletsiz, eşitsiz, baskıcı bir ortamda seçimlere girildiğini hiç kimse aklından çıkarmasın. Sanki normal bir seçim yaşamışız gibi bir değerlendirme de bizleri doğru sonuçlara vardırmaz. Evet, iktidar elindeki bütün imkanları kullandı. AKP-MHP ittifakı bütün devlet imkanlarını seferber etti. Her türlü engeli bizlere karşı çıkardı ve kara propagandayla medya gücünü sonuna kadar kullandı. Operasyonlara devam etti. Sahada çalışan arkadaşlarımızı engellemek için her yolu denediler. Bunlar rejimin zaten yapacağını beklememiz gereken operasyonlardı, hamlelerdi. Seçim sonuçlarının bunlardan etkilendiğini hatırımızda tutmamızda fayda var. Bir kez daha belirteyim. Ama hedeflerimize ulaşamamamız sadece bunlara bağlanamaz. Eğer sadece dış faktörlere yaslanarak bu süreci açıklamaya çalışırsak, önümüzdeki dönemin görevlerini yerine getirme konusunda yetersizliklerimiz derinleşebilir. Kısacası bu süreçte sorgulama yaparken eksiklerimizi, yanlışlarımızı samimiyetle masaya yatırıyoruz, yatırmaya devam edeceğiz. Çünkü bu adaletsiz sistem, bu rejim, baskıcı rejim bütün hızıyla icraatlarına devam ediyor ve mücadele öncülerini bekliyor. Evet, eğer mücadelede bu öncülük rolünü üstleneceksek, rejime karşı bu mücadeleyi kararlılıkla büyüterek sürdüreceksek elbette kendimizi yenileme gibi bir ihtiyacımızı da görmek zorundayız. Adaletsizlikler, haksızlıklar, baskılar devam ediyor dedim. Seçimlerin hemen ardından döviz kurlarındaki yükseliş yoksulluğu daha da büyütmüştür. Bugün milyonlar bir hafta öncesine göre daha yoksuldur. Talan ve sömürü, emek sömürüsü üzerine kurulan sistem, acı reçete başlığı altında halkı ezmeye devam edeceğini açıkça göstermektedir. Ve bu süre bizlere bunu bütün boyutlarıyla göstermiştir. Değerli arkadaşlar, kayyum rejimi, kayyum uygulamaları da aynı şekilde seçimden sonra devam edecek. Bunun işaretleri de yine Patmos Belediye İş Başkanlarımızın gözaltına alınmasıyla ortaya konmuştur. Kısacası bunları arttırabiliriz. Yüksekova'da Erdem Aşkan 5 yaşındaki çocuğun bir astsubayın kullandığı araç sonucu ezilerek ölmesinin ardından bu güvenlik görevlisinin serbest bırakılması da tanıdığımız bir manzaradır.
Kürt şehirlerinde çocukların zırhlı araçlarla ezilerek öldürülmesinin devam etmesi, cezasızlık politikasının ve Kürt sorununda güvenlikçi anlayışın bütün boyutlarıyla devam edeceğini gözlerimizin önüne seriyor. Bunları görmek zorundayız. Aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması konusunda Avrupa Konseyi'nden gelen uyarılar kulak ardı edilmeye devam ediyor. Yani içeride adaletsizce, haksızca, siyasi rehine olarak tutulan bütün yoldaşlarımız, arkadaşlarımız yine aynı hukuksuz, adaletsiz uygulamalar sonucu orada tutulmak isteniyor. Bütün bunlar bizlere mücadeleyi büyütme mecburiyetinin ne kadar büyük ve acil olduğunu da gösteriyor. Mücadele daha örgütlü ve kararlı devam etmek zorundadır. Seçim sonuçlarının ortaya koyduğu bir başka tabloda toplumun en az yarısını ki bize göre daha fazlasıdır, demokratik dönüşüm talebinin canlı ve güçlü olduğunu da göstermiştir. Şimdi bu demokratik ve dönüşüm ve adalet talebini omuzlama göreviyle karşı karşıyayız. Bunun öncülüğünü üstlenme rolüyle karşı karşıyayız. Emek sömürüsü ve yoksulluğun son bulması için bizlerin bu mücadelede öncülük yapma mecburiyeti vardır. Kürt sorununa demokratik çözüm için toplum öncülüğümüzü bekliyor. Öncülük yapmamızı bekliyor. Demokratik cumhuriyetin inşasına giden yolu açmak için mücadeleyi daha örgütlü ve kararlı bir şekilde yürütme sorumluluğu bizleri bekliyor. Peki bütün bunları hakkıyla yapabilmek için en önemli şart bizlerin geçmiş dönemde yaşadığı eksiklikleri, yanlışları masaya yatırmamız, sorgulamamız, samimi bir eleştiri ve öz eleştiri sürecinden geçirmemizdir. Bunu yapmazsak önümüzdeki dönemin görevlerinin altından kalkmamız da zor olacak. Oysa bunu yapacak birikime, iradeye sahibiz. Geçmiş dönemin büyük bedellerle bize miras olarak bıraktığı geleneği büyütecek yollarımız, tecrübemiz vardır. Bu tecrübeyi ve birikimi en iyi noktaya taşımak için de eleştiri, öz eleştiri, sorgulama, tartışma sürecini samimi ve sahici bir şekilde yürütmek zorundayız. Değerli arkadaşlarım, tartışma canlandırır. Eleştiri, öz eleştiri güçlendirir. Bizler bunları bu süreçte yapmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Bu süreci devam ettireceğiz. Halk buluşmalarıyla devam ettireceğiz. Çünkü siyasetin canlı kalabilmesi, demokratik siyasetin önümüzdeki dönem toplumsal dönüşüm için öncü rol oynaması buna bağlıdır. Bizlerin kendimizi yenilememize bağlıdır. Toplumla daha doğrudan ve daha yoğun ilişki kurmamıza bağlıdır. Halkla birlikte, halkın içinde yürümemize bağlıdır. Halkı dinleyerek, halkın gücünü, dönüşümün kaynağı haline getirerek ancak bu görevlerin üstesinden gelebiliriz. Sevgili arkadaşlarım, topluma bir yılgınlık, bir mağlubiyet duygusu yerleştirmek isteniyor. Sanki iktidar toplumun demokratik dönüşüm isteyen güçlerini bozguna uğratmış gibi bir algı ve duygu yayılıyor. Bu tehlikeli bir tuzaktır. Bu tuzağın herkes farkına varmalı. Ve bir an önce bu tuzağın bertaraf edilmesi için en geniş demokratik mücadele ortaklığını kurma çabalarını büyütmek lazım. Ancak hep birlikte,
demokrasi ve adalet isteyen güçler buluşarak bu tuzakları ortadan kaldırabilirler, geleceğe birlikte yürüyebilirler. Umut ve mücadele ikiz kardeştir. Umut olmadan mücadele olmaz. Umut geleceği kurma inancıdır. Mücadele geleceği kurma iradesidir. Bu inanç ve irade zayıflarsa geriye kalan tek şey teslimiyet olacaktır. Oysa bizlerin teslimiyetten nasıl sonuçlar çıkacağını bilen çok güçlü bir geçmiş tecrübemiz vardır. Teslimiyet yok olmaktır. Teslimiyet vazgeçmek, kadercilik demektir. Şu an topluma dayatılan tam da budur. Bizler buna karşı en güçlü direnç odağı ve öncü güç olmak durumundayız. Öte yandan değerli arkadaşlarım, mücadele bitmez bir yoldur. Kesintisiz bir yolculuktur. Bu yolda elbette engeller çıkar, bu yolda tökezlemeler olur. Bizler de bu uzun yolu yürürken yanlış yerde sapabiliriz. Bütün bunların aşılabilmesi, engellerin bir kenara bırakılması ve hataların düzeltilmesi ancak açık tartışma, samimi eleştiri ve sahici öz eleştiriyle mümkündür. Bizleri bekleyen önemli görevler var. Bunları daha önce söyledim. Evet, gerçek ve samimi bir değerlendirme bizleri güçlendirecektir. Kimse bundan korkmasın. Kimse bundan çekinmesin. Kimse sorumluluktan kendini azade edecek mazeretler aramasın. Bu partiler, HDP ve Yeşil Sol Parti, en alttan en üste her düzeyde bu süreci işletecektir. Gereği neyse bunları da yapacaktır. Yenilenmeye ihtiyacımız var. Eğer bu ülkeyi yenilemek istiyorsak önce biz yenileneceğiz. Örgütsel, siyasal ve düşünsel alanlarda yenilenme sürecini bu ülkeyi özgürlüğe, demokrasiye taşımak için yapacağız. Biliyoruz ki bunu yapabiliriz. Bunu yapacak birikimimiz var. Geride bıraktığımız 15 günlük süre içinde yaptığımız bütün tartışmalar bize büyük bir ilham olmuştur. Bu konuda inancımızı pekiştirmiştir. Örgütümüz eksiklerimize rağmen, bu süre içinde yaşadığımız sıkıntılara rağmen irade ve inanç konusunda sağlamdır. Evet, bazı eksiklerimiz, fiziksel yetersizliklerimiz, siyaset tarzında yanlışlarımız, seçim sürecinde hatalarımız olmuştur. Ama yenilenme, mücadeleyi büyütme, geleceği kurma inancımız ve irademiz buradadır. Buradayız, hep birlikteyiz ve birlikte değiştireceğiz. Demokratik dönüşümün yolunu, adalete giden yolu, demokratik cumhuriyetin yolunu hep birlikte inşa edeceğiz. Hiçbir sakınma olmadan bütün eleştiri, öz eleştiri süreçlerini işleteceğiz. Böylece Türkiye siyasetinde bir tarz olarak da nasıl bir üçüncü yolu temsil ettiğimizi herkese göstereceğiz. Üçüncü yol bizim siyasi hattımız ve çizgimizdir. Aynı zamanda siyaset yapma tarzımızın da adıdır. Sistem içi siyaset alışkanlıklarının bizleri yozlaştırmasına izin vermeyeceğiz. Hatta bunun da ötesinde, şimdi yaptığımız gibi sistem içi yozlaştırma mekanizmalarının demokrasi güçlerine
bulaşmasını engelleyecek bir örnek sergileyeceğiz. Bu görev hepimizindir. Tekrar söylüyorum. Umut ve mücadele bir sürekli devrimdir. Siyasi rehavet umudun ve mücadelenin düşmanıdır. Buradayız, konuşuyoruz, eleştireceğiz, öz eleştiri vereceğiz, sorumlulukların gereğini eksiksiz yerine getireceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Yolumuz açık olsun arkadaşlar.